Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf matematik. Adım 30 seriler. Beraber giriş yapıyoruz. Evet, seriler. AN bir reel sayı dizisi olmak üzere eniştir 1'den sonsuza kadar seri dediğimiz sonsuza kadar AN dediğimizde A1, A2, A3, A4 nokta nokta AN nokta nokta bunların toplamlarına biz sonsuz toplamına seri denir. S1 A1, S2 A1 artı A2, S3 A1 artı A2 artı A3 demektir. Sn A1, A2, A3, An'e kadar olan toplamı daha önce söylemiştik. İfadesinin serinin kısmi parça toplamı denir Sn'e. Yani ilk enterim toplamı şeklinde denir. Peki Sn eşittir S1, S2, S3, Sn dizisine de bu serinin kısmi parça toplama dizisi denir. Pekala. Örnek 1 ile görelim. N eşittir 1'den sonsuza kadar n kare, 1 kare, 2 kare, 3 kare toplamları n kare serisinin evet genel terimini diyor. Şimdi genel terimini çok rahat hemen az önceki gibi ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi S1'i bulalım. S1 A1 demek. 1 kareden 1 geldim. S2 A1 artı A2 demek. Evet S2 1 artı 4'ten değil mi? Birinci terim 1. İkinci terim 4. Ne geldi? 5 geldim. S3 onu da gösterelim. A1 artı A2 artı A3 demek. Yani 1 artı 4 artı 9 14 demek. Bu şekilde gider. Böylelikle terimlerini bulmuş oluruz. Şimdi bizden A şıkkı diyor. Genel terimi bulun diyor. Şimdi genel terim nedir? N karedir değil mi? Şuradaki N karedir. Ve kısmi toplamını bulun diyor. Şimdi S1, S2, S3'ü yazdık. Böylelikle Sn'e doğru hareket edeceğiz. Böyle arada devam ediyor. Sn'de ne olacak o zaman? 1, 4, 9 toplamı. 1, 4, 9 artı nokta 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 artı 9 artı nokta 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 artı n kare değil mi? Bu şekilde gidiyor. Bunların toplamları yani Sn şu oluyor o zaman arkadaşlar. Toplam sembolüm evet k eşittir 1'den n'e kadar n kare demektir. Bu işlemin toplamında toplam sembolü kuralına göre yazabiliriz. Nedir bu da? N çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 2n artı 1 bölüm 6'dır. B şıkkında bulduk. C şıkkı kısmi toplamlar dizisini bulunuz diyor C. Sn'in kısmi toplamlar dizisini bulunuz diyor. Şimdi S1 1, S2 5, S3 14, virgül nokta 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 Sn o da n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 olarak bulmuştuk. Öyle değil mi arkadaşlar? Devam ediyor. İşte bu C'de kısmi toplamlar dizisi şeklinde elde ettik. Diziye geçtik. AN dizi geometrik dizi ise n eşittir 1'den sonsuza kadar AN demek n eşittir 1'den sonsuza kadar A1 çarpı R üzeri n-1 serisine geometrik seri denir. Peki, n eşittir 1'den sonsuza kadar 1 bölü 4 üzeri n demek. 1 bölü 4, 1 bölü 4'ün karesi, 1 bölü 4'ün küpü. 3 bölü 5 üzeri n, 3 bölü 5'in 0. kuvveti, 3 bölü 5 üzeri 1, 3 bölü 5 üzeri 2 sonsuza kadar gidiyor. N eşittir 3'ten sonsuza kadar eksi 2 bölü 9. N yerine 3 yazdığımızda birinci terim eksi 2 bölü 9. İkinci terim eksi 2 bölü 9'un karesi şeklinde gidiyor. 5 çarpı eksi 1 bölü 3 üzeri k artı 1. Bu da 5 çarpı eksi 1 bölü 3'ün k yerine 1 yazdık mı karesi. Eksi 1 bölü 3'ün küpü şeklinde gidiyor. 4'ten sonsuza kadar 9 bölü 5 3 üzeri 3 eksi k. K yerine 4 yazdım mı 9 bölü 5 üzeri eksi 1. 9 bölü 5 üzeri eksi 2. 9 bölü 5 üzeri eksi 3 şeklinde gidiyor. Bu da 5 bölü 9'un birinci kuvveti. 5 bölü 9'un ikinci kuvveti. 5 bölü 9'un üçüncü kuvveti şeklinde sonsuz toplamları, geometrik serileri birer örnek olarak söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar
Bizim burada geometrik seriyi incelememiz lazım. Bunun toplamlarını nasıl belirleyeceğiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Pekala. Şimdi uyarıda bu işi anlatalım hemen. Bize diyor ki AN bir geometrik dizi olmak üzere n eşittir 1'den AN'e kadar n eşittir 1'den sonsuza kadar AN demek. N eşittir 1'den sonsuza kadar AN yerine de A1 çarpı R üzeri N-1. Geometrik dizinin ilken terim toplamı. Verilmiş olsun bu durumda. A. Geometrik dizinin en kısmi, n'inci kısmi yani parça toplamı olan SN A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. R burada birden farklı diyor. B şıkkı eğer R diyor R'nin mutlak değeri birden küçük ise seri yakınsaktır. Yani dizinin toplamı bulunur demektir. O zaman seri toplamı şu R üzeri N 0 olur. Buradan seri toplamı A1 bölü 1 eksi R olarak hesaplanmış olur. Formülize edilmiş olur. Eğer R'nin mutlak değeri birden büyükse seri ıraksaktır ve dizinin toplamı bulunmaz. Yani sonsuzdur diyebiliriz kısaca. Hemen söylediğimizi örneklendirelim. Sonsuz toplamını, seri toplamını diyor, hesaplayınız diyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi A1 1 bölü 3, A2 1 bölü 3'ün karesi, 1 bölü 3'ün küpü şeklinde gidiyor. Evet, ne demiştik? A1 bölü 1 eksi R demiştik. Değil mi arkadaşlar? A1 1 bölü 3, 1 eksi R dediğimiz 1 bölü 3'ün kuvvetleri şeklinde gidiyor. Evet, 1 bölü 3 bölüm 2 bölü 3. 3'ler sadeleşti 1 bölü 2 olarak bu seri toplamını ne yapmış olduk? Hesaplamış olduk. Örnek 3. Sonsuz toplamının değerini hesaplayınız diyor. Şimdi A1 n yerine 0 yazarsak 2 bölü 7 üzeri 0 yani 1. 1 eksi R 2 bölü 7'nin kuvvetleri biçiminde gidiyor. 1 bölüm 5 bölü 7 yani 7 bölü 5 olarak ne yapmış oluruz? Hesaplamış oluruz. Geçtik örnek 4. Sonsuz dizisinin değerini hesaplayınız diyor. Şimdi arkadaşlar A1'i bulalım. A1. Evet A1. N yerine 2 yazdığımızda eksi 3 bölü 5. 1 eksi R dediğimiz eksi 3 bölü 5'in kuvvetleri biçiminde gidiyor. O zaman R'miz de eksi 3 bölü 5'miş. Yani eksi 3 bölü 5 çarpı. Burası 1 artı 3 bölü 5. Paydaşladık mı 8 bölü 5 yapar. Ters çevir 5 bölü 8. Bunlar gitti. İşlemin sonucu eksi 3 bölü 8 olarak bulunur. Bir sonraki örneğe geçelim. Örnek 5. Şimdi toplamın değerini hesaplayın diyor. Dışında 5 var. 5'i dışarıya atabiliriz. Evet. A1 dediğimiz en yerine 2 yazdığımızda evet arkadaşlar şurada dikkat ettiğimizde burası K olacak ve 3'ten başlıyor olacak. Şurayı silelim. Bunun yerine K 3'ten başlıyor. O şekilde düzeltin arkadaşlar. Şimdi buna göre K yerine 3 yazdığımızda 5'i dışarıya yazdık. O zaman A1 ne geldi? Eksi 2 bölü 3 geldi. Bölü. 1 eksi R. R eksi 2 bölü 3'ün kuvvetleri biçiminde gidiyor. O zaman R'miz eksi 2 bölü 3'müş. Evet. 5 çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı 1 artı 2 bölü 3'ten payda işledik. 5 bölü 3 geldi. Ters çevirdim. 3 bölü 5 oldum. 3'ler, 5'ler sadeleşti. Şurada eksi 2 vardı. İşlemin sonucu ne oldu? Eksi 2 oldu. Evet arkadaşlar devam edelim. Örnek 6. Evet burada 5 bölü 2 dediğimiz R birden büyük olduğu için bu işlemin bu seri ıraksaktır toplamı ne gelir? Sonsuzdur. Burada ona örnek vermiş. Geçtik örnek 7'ye. Evet örnek 7'deyiz arkadaşlar. Şu paydayı ayrı ayrı düşünürüz. İki tane seri toplamı gibi düşünürüz. 2 bölü 5 üzeri K artı 3 bölü 5 üzeri K. Toplam sembolü K eşittir 0'dan sonsuza kadar.
Şimdi birincisi için ayrı ayrı bulacağız. İkincisi için ayrı bulacağız. Evet. A1. K yerine 0 yazarsam 1. R'si 2 bölü 5. Artı. Evet. K yerine 0 yazarsam A1 1. R'si 3 bölü 5. Evet. 1 bölü 1 eksi 2 bölü 5. 3 bölü 5. Ters çevirdik. 5 bölü 3. Artı. 1 eksi 3 bölü 5. 2 bölü 5. Ters çevirdik. 5 bölü 2. Pekala. Evet, 5 bölü 3 artı 5 bölü 2 payda işledik. 10 artı 15, 25 bölü 6 olarak işlemin sonucunu belirlemiş olduk. Evet arkadaşlar, bu adımımızın da sonuna geldik. Bir sonraki adımda görüşmek dileğiyle.